strateji nedir? Bu da yine çetrefilli bir mesele. Çünkü birçok başka dal gibi, ama tabii bir sürü bizim gibi olan disiplin de var, sosyoloji meslek eğitimi vermiyor. Dolayısıyla ben hala anneme doktorumu bitirdikten sonra ya kızım sen tam ne yapıyorsun sorusuna cevap veremiyorum. 90 yaşında artık hiç cevap veremiyorum. Yani hiç iyice o soruyu sorduğu zaman vereceğim cevap anlaşılmaz hale geliyor. Ama yıllardır ben ona anlatamadım. Tam olarak ne yaptım? Anlaması zor. Çünkü biz şu ya da bu diye kendimizi tanımlayıp biz şöyle öğrenciler, şu insan kaynaklarını öğrenci yetiştiriyoruz. Biz aşçı yetiştiriyoruz ki bunların hepsini yapıyoruz. Biz reklamcı yetiştiriyoruz. Biz gazetecilik sektöründe çalışacak insanlar yetiştiriyoruz. Biz medyacılar yetiştiriyoruz diyemediğimiz gibi. Bunların hepsini bir arada yapan bir bölüm olarak tam olarak ne olduğumuzu anlatmamız zor. Ama yine sosyoloji giriş dersinde bizi seçen öğrencilerin duyacağı bir şey söylemek istiyorum şimdi. Biz öğrencilerimize şunu anlatırız ilk derste. Sosyoloji İçinde bulunduğumuz toplumun bir yapısı, bir takım yapıları var. Aslında bir bina gibi düşünebiliriz onu. Ama bu binayı çıplak gözle göremiyoruz. Bu binanın odalarını çıplak gözle ayırt edemiyoruz. Biz sosyoloji eğitiminde, eğitimi süresince öğrencilerimize aslında bir gözlük veriyoruz. Ve o gözlük, o binanın sizler için, sosyoloji eğitimi olmayanlar için değil, görünmez olan yapılarını, ki bu yapılar sınıfsal yapılar, gelir farklılıklarının oluşturduğu yapılar, bu yapılar toplumsal cinsiyetin oluşturduğu yapılar, bu yapılar etnik ve milli farklılıkların oluşturduğu yapılar, bu yapılar dünya ekonomisinin içerisinde farklı yerlerde bulunmaktan dolayı coğrafyadan ve dünya ekonomisi içerisinde değişik yerde olmanızdan kaynaklanan yapılar. Biz öğrencilerimize o yapıları okumayı öğretiyoruz. Kısacası sizin boşluk gördüğünüz yerde ya da sizin birbirine karışmış flu süreçler gördüğünüz yerde bizim öğrencilerimiz sınıf, millet, etnik kimlik, toplumsal cinsiyet, ekonomik pozisyonlar, kültürel tercihlerin oluşturduğu daha net yapıları görüyor. Şimdi bu neyi sağlıyor? Bir tür çok değerli bir toplumsal okuma veriyoruz aslında öğrencilerimize. Yani toplumu, içinde yaşadıkları toplumun süreçlerini, dinamiklerini hangi odalardan beslendiğini, hangi odalardan akan dinamiklerin nereye, hangi odalara gidebileceğini görebilir hale getiriyoruz. Bu zor bir eğitim ama hiç sıkıcı değil. Birinci sınıf öğrencilerimiz genelde böyle bir, işte hocam tam anlamıyoruz, şöyle dediniz ama böyle demediniz, farklı bir şey. Çünkü hep onlar çok karışık toplumsal süreçler ve onları ayırt edilebilir kılmak bir günde olmuyor. Bir disiplin meselesi, bir bakışı oluşturma meselesi. Biz bunu titizlikle yavaş yavaş her ders bir tane taşını koyarak yapıyoruz ama 3. 4. sınıfa geldiklerinde artık öğrencilerimiz çok daha net bir şekilde etraflarını, içinde bulundukları toplumu ve diğer toplumları ve küresel olarak yapılarla aşina olmuş oluyorlar, süreçlerle aşina olmuş oluyorlar ve diğerlerinden farklı olarak bunları okuyabilir hale geliyorlar. Bu da çok değerli. Sizi çok ayrı bir yere koyuyor. Siz bu bilgiyle isterseniz bu bilgiyi eleştirel biçimlerde kullanırsınız. Gidip bir gazetede bu toplumsal, bu oda burada yanlış, bunun burada olmaması lazım, bu odanın duvarlarını kıralım diyebilirsiniz. Ya da o odanın duvarlarını güçlendirmek için kullanabilirsiniz. Çünkü biz size o odanın orada olduğunu, o odanın duvarlarının neyle beslendiğini, diyelim ki bu sınıfsal süreçlerin oluşturduğu yapılar ya da toplumsal cinsiyetin oluşturduğu yapılar. Biz size onun nelerden oluştuğunu anlatıyoruz. Siz bu bilgiyi bir ürünü o odanın içindeki insanlara satmak için de kullanabilirsiniz. Daha iyi nasıl satarım diye de kullanabilirsiniz. Ya da o odanın duvarlarını dediğim gibi yıkmak için de kullanabilirsiniz. Dolayısıyla verdiğimiz bilgi bir tür nasıl matematik
bilmek sizi sayılarla aşina edip sayıların tablolara baktığınızda ya da istatistik bilmek o bir niceliksel dünyayı sizin için görünür kılıyor. Bizim yaptığımızda aslında soyut süreçleri ve yapıları öğrencilerimiz için görünür kılıyoruz. Onlar da bu bilgiyle ister bunu yaygınlaştırmak için, ister eleştirmek için, ister bunun içerisinde kâr etmek için hangi amaçla isterlerse kullanabilir hale geliyorlar. İlk yılın programına baktığınızda sosyolojiye girişten siyasete girişe, siyaset bilimine girişe, ekonomi yine aynı şekilde ikinci dönem psikoloji, ekonominin devamı gibi bir sürü alanda aslında ders alıyorsunuz. Yani sosyal bilimlerin farklı alanlarında farklı disiplinler nasıl düşünür, onlar nasıl bakarlar önümüzdeki odalara, onlar da farklı biçimlerde görünür kırılıyorlar. Onlar o odanın içindeki bir tanesi bireyi mi çıkarır, öbürü o odaları belirleyen ekonomik süreçleri mi anlatır? Bunları ilk yılda öğrencimiz aslında görmüş oluyor. Dolayısıyla çift anadal programı da bunların bir parçası. Yani bir öğrencimiz eğer yıllar içerisinde, birinci yılda, ikinci yılda, ya ben psikolojiden aldığım dersleri çok seviyorum, onlar beni çok heyecanlandırıyor diyorsa, o zaman diyoruz ki biz psikolojiyle çift anadal yapsın. Şurada listemiz var. Tarihe meraklı olduğunu fark ettiyse tarihle, siyaset bilimiyle, felsefeyle ve ekonomiyle çift anadal programlarımız var. Genel olarak hangi konularla, hocalarımız hangi konularda çalışmalar yapıyor dersek o yelpazenin de çok geniş olduğunu göreceksiniz. Medyadan, sanat ve edebiyata, kadın araştırmalarından, kent çalışmalarına çok geniş bir yelpazede çalışmalar, araştırmalar yapıyor bölüm hocalarımız. Bunun size faydası ne? Tabii yani genel olarak hadi hocalarınız başarılı ve bilim dünyasına katkıda bulunuyorlar ama ondan daha kısa vadeli bir faydası oluyor öğrencilerimize. O konularda çalıştıkları bu geniş yelpazedeki konularda dersler açıyorlar. Özellikle 3. ve 4. sınıfta daha uzmanlaşmış dersler açıyorlar. Yeni çalıştıkları alanları öğrencilerle beraber öğreniyorlar aslında. Onun için bir bölümde geniş yelpazede çalışmalar yürüten hocaların olması öğrencilerin de o geniş yelpazede dersler alacağı anlamına gelir. Peki sosyoloji öğrencisi ne yapar? Annelerinizin, babalarınızın size en çok sorduğu, belki sizin de kafanızda ya ben mezun olunca ne olacak? İyi tamam güzel okudum da 4 yıl sonra ne olacağım? Sorusunun cevabı dediğim gibi çok geniş yelpazede farklı iş imkanlarına sahip olabiliyor aslında öğrencilerimiz. Neden oluyor? Çünkü biz onlara belli bir yaratıcılı düşünceyi diğerlerinden onlara ayırt eden bir bilgiyi vermiş oluyoruz ve daha önemlisi o bilgiyi nasıl ilerleteceklerinin metodlarını öğretmiş oluyoruz. Çünkü biz 4-5 yılda 2010'ların 2020'ye giden dünyanın bilgisine sahibiz ve güncel olarak onu aktarıyoruz. Bu mesele değil. Enformasyona ulaşmak değil olayımız zaten. O bir enformasyonu nerelere oturtacağını öğretebilmek öğrenciye, duyduğu bir şeyi hangi kutuya oturtacağını, herhangi bir iş yaptığında hangi kutucuktan bilgileri çekmesi gerektiğini anlatıyoruz aslında. Onu öğretiyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz yaratıcı bir şekilde eleştirel düşünceyi bizden mezun olduktan sonra da eğer isterlerse devam ettirebiliyorlar. Onun için geniş bir yelpazede iş imkanları sunuyoruz. Küçük bir grup her zaman öyledir. Akademiyi tercih ediyor. Onlar için de yolları açık oluyor. Ve şu anda Türkiye'nin iyi yerlerinde olan, iyi üniversitelerin hocaları olan mezunlarımız var. Buna da elbette gurur duyuyoruz. Ama sadece akademi değil bizim amacımız. Akademiye insan yetiştirmek değil. Dediğim gibi bu geniş yelpazede çalışan, her yerde bizim aktarmaya çalıştığımız dünya görüşünü, perspektifi, yaratıcılığı içselleştirmiş öğrencilerimizin, mezunlarımızın bu farklı sektörlerde olmasından da gurur duyuyoruz. Bu sosyoloji bölümü nasıl bir sosyoloji bölümü? Boğaziçi Sosyoloji Bölümü. Biz daha eleştirel sosyolojinin baskın olduğu, antropolojinin çok güçlü olduğu,
bir bölüm. Antropolojik gelenekten beslenen. Çünkü bir bölümümüzde 3-4 tane, 4 tane falan antropoloğumuz var zaten. Eğitimi antropolog olan hocamız var. Dolayısıyla antropoloji ile sosyolojinin birbirine yaklaştığı daha niteliksel çalışmaların, öyle deniyor sosyoloji jargonunda, yapıldığı bir bölüm. Sosyoloji bölümünde kadın araştırmalarından bahsettiniz. Onu biraz açabilir misiniz? Tam olarak neler yapılıyor? Toplumsal cinsiyet çalışmaları genel başlığıyla kadın araştırmalarını yaptığı, çok genel konuşacağım, çok genel bir cevap vereceğim ama biraz önce bahsettim ya, bir takım odalar var diye ve içinde yaşadığımız toplumları, bizim toplumumuzun da farklı toplumları da şeklini, şemalini belirleyen. Toplumsal cinsiyet bunun en önemli odalarından bir tanesi. Bizler tercihlerimizi yaparken kadın ya da erkek olmamız üzerinden, cinsel kimliğimiz üzerinden yapıyoruz o tercihleri. Yani giydiğimiz kıyafetten, kullandığımız kelimeye, yediğimiz, içtiğimize, düşünce biçimlerimize kadar aslında kadın ya da erkek olmamız ve cinsiyet kimliğimiz bizi belirliyor. Kadın çalışmaları da asıl olarak bunları görünür kılıyor. Yani biz sadece ya bütün insanlar böyledirin arkasında, erkekler böyledir, yapılacak bir şey yok bundanın arkasında. Erkekler genetik olarak böyle değildir, kadınlar genetik olarak böyle değildir. Doğuştan olmuyor bunlar, pratiklerle oluyor. Farklı gündelik hayat kalıpları içerisinde şekilleniyor'yu anlatmaya çalışıyoruz. Kadın çalışmaları da çok genel olarak bunu yapıyor. Ama bunun içinde bir sürü şey yapabilirsiniz. Yani kadın emeğinin görünmez kılınmasından, kadın intiharlarına ya da kadın yönelik şiddete kadar bir sürü konu kadın çalışmalarının içinde düşünülebilir. Ve bu alanda devam edebilirsiniz. Biz öğrencilerimize bu alanları anlatmaya çalışıyoruz derslerimizde. Anladım, teşekkürler. Yani sivil toplum kuruluşları gibi bu tarz alanlara yönelebilirim, öyle değil mi? Elbette aynen. Hı-hı. Tabii ki yönelebilirsiniz. O da en önemli, mezunlarımızın çok tercih ettiği, kendilerini bulduğu ve kendilerinin oralarda aranın olduğu alanlardan en önemlilerinden bir tanesi sivil toplum kuruluşları elbette. Teşekkür ederim onu söyleme fırsatı verdiğiniz için. Çok küçük bir şey daha sorabilir miyim? Sanat ve edebiyat da oradaydı. Bu da aynı şekilde film eleştirmenliği, editörlük gibi şeyleri kapsıyor, öyle değil tabii, mi? Mesela buradan Altyazı Dergisi vardır. Sinema alanında Türkiye'nin çıkardığı en iyi dergilerden bir tanesidir. İçindeki bu derginin kadrosunda sosyologlar, bizim mezunlarımız çok büyük rol oynuyor. Elbette. Mezunlarımız film yapıyor, mezunlarımız film eleştirmeni oluyor. Elbette. Teşekkür ederim. Merhabalar. Öncelikle sunumunuz için çok teşekkürler. Kızım sinema yönetmeni olmak istiyor. Ve siz de aslında genel hatlarıyla sosyoloji bölümü öğrencilerinin yönelebileceği alanlardan bahsettiniz. Ama biz bu sinema yönetmenliği için sosyal bilimler altyapısının önemli olduğunu ve lisansta böyle bir eğitim alarak sonrasında bu alana devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Genelde Boğaziçi Üniversitesi spesifik olarak da sosyoloji bölümü buna nasıl bir katkı sağlayabilir? Teşekkür ederim. Yine aynı şeyi biraz farklı biçimde söyleyeceğim ama sanat ve kültür alanında da eleştirel düşünebilme ve özelin içindeki geneli, genelin içindeki özeli görebilme yeteneği önemli. Sosyoloji de bunu yapabiliyor. Yani biz bu sınıfta oturuyoruz, hepimizin bir takım hikayeleri var. O hikayelerin ve hepimizin özel otobiyografileri içerisinde çok özel koşullarda belirlenmiş hikayeleri var. Sanat biraz o hikayelerin ortaya çıkarılması. Ama o hikayeleri anlatan kişinin ya da aktaran kişinin o özelin içerisinde beni şekillendiren hayat koşullarım içerisindeki toplumsal dinamikleri biliyor olmam o anlatıyı çok güçlendirir. O anlatıyı diğerlerinin anlayabilmesinin yollarını açar. Çünkü o zaman ben eğer o genelin farkındaysam ister istemez çıkaracağım ürüne, romanıma, filmime o geneli de yansıtırım.
Dolayısıyla sizin ve benim hayatlarımızdaki kesişme noktalarına referanslar veririm. Dolayısıyla ortaya çıkardığım ürün başkaları tarafından anlaşılır hale gelir. Ve sanatı aslında başarılı kılan ya da ilginç kılan o çok özel hikayeleri kendinizin içinde kendinizi bulduğunuz parçalarıyla ya da o yabancılaşmayı yaşadığınız anlarda, ikisi de olabilir, o anlardır. Dolayısıyla bence sosyoloji iyi bir yöntem seçmişsiniz demek isterim. Çünkü burada edindiği bilgiyle öğrencimiz, burada geliştirdiği bakış açısıyla çok daha başkalarının okuyabileceği, rahat okuyabileceği, anlayabileceği filmler, o filmlere referanslarını koyabilir. Üniversite tercihinizi yaparken, genel olarak konuşuyorum, sosyoloji bölümü için konuşmuyorum. Üniversitenin sizi her anlamda besleyen, beslemekten korkmayan, sizleri serbest bırakarak düşüncenizi, yaratıcılığınızı çıkaran bir ortam olmasına da dikkat edin. Boğaziçi Üniversitesi yıllardır bunu da yapmaya devam ediyor. Bu yapılması en zor şeylerden bir tanesi. Yani çünkü farklı dönemlerde özgürlüğü, yaratıcılığı açığa çıkarmak, onun ortamını hazırlamak çok zorlaşabilir. Ama yine kendisini buradan tanımlayan, yani akademinin eleştirel düşünceyle beslendiğini, akademik bilimsel altyapının ve üst yapının ancak özgür bir ortamda kurulabileceğine inanmış 150 yıllık bir kurum olan Boğaziçi Üniversitesi, özgür bir ortamı, öğrencilerinin farklı karşılaşmalara açık olduğu, bu karşılaşmalardan beslendiği, zaman zaman bu karşılaşmaların zor olduğu ama bu karşılaşmalardan zor olduğu için vazgeçmediği bir ortam sunmaya devam ediyor. Dediğim gibi bu zor bir şey, bizler için çok zor bu ortamı sizlere, öğrencilerimize sağlayabilmek ama çok da önemli. Yine bu bizi iyi bir üniversite yapıyor, bu bizi dünya standartlarında üniversiteler arasındaki yerimizi sağlıyor. Merhabalar. Ben şunu merak ediyorum. Sosyolojide istatistiğin yeri nedir? Teşekkürler. Çok önemlidir. Neden önemlidir? Şimdi biraz önce söyledim. Kadın gender meselesini, toplumsal cinsiyet meselesini konuşuyoruz. Mesela çamaşır makinesi hayatımızı kolaylaştırıyor. Artık ne kadar güzel oldu, çamaşır makinesi var, kadınların işleri azaldı. Ya da bu çeşitli mutfak aletleri var, işte bize sıradan bakış bunu böyle söyler, değil mi? Halbuki kadınların zamanlarını nasıl kullandıklarına dair bir çalışma yapıyorsunuz, istatistikler bir çalışma, veri topluyorsunuz. Ve onu çamaşır makinesi ve mutfak aletlerinin bu şekilde gelişmesinden önce ve sonrasında bakıyorsunuz. Görüyorsunuz ki aslında kadınların mutfakta, banyoda, temizlikte geçirdikleri zaman bu harika icatlarla beraber azalmamış, artmış. Şimdi bunu bize common sense dediğimiz sıradan bakışımız bunu böyle söylemez, değil mi? Der ki ne kadar, o 50 saatte yıkayacağın çamaşırı 2 dakikada yıkıyorsun. Kadının zamanını azaltıyor gibi gelir. Ancak istatistiksel olarak bunları çalıştığınız zaman görürsünüz ki bu böyle değil. Ha, o zaman sosyoloji tekrar başka bir türlü sosyoloji devreye girer. Peki bunu ben nasıl açıklayacağım şimdi dersiniz? Değil mi? Neden öyle oluyor? Çamaşır makinesi yükü kaldırıyor gibiyken ve zamanını kadının mutfakta ve çamaşır yıkarken geçirdiği zamanı azaltması gerekirken niye öyle oluyor? Ha, bir bakıyorsunuz başka şeyleri, toplumsal hijyen standartlarının zaman içinde çok değiştiğini görüyorsunuz. Eskiden bir tişörtü 5 gün giyerken bugün üstümüzden giyip sabah giydiğimizi atıyoruz ve onu tekrar ütülüyoruz. Ha diyorsunuz, bu da başka bir şey var. Toplumsal hijyen değişmiş. Kadınları vesaire, artık dersi uzatmayayım ama istatistik bize bunu gösteriyor. Bu yapıların, biraz önce bahsettiğim o yine yapıların, süreçlerin ortaya çıkarılması istatistik olmadan, sayılar olmadan mümkün değil. Ama sayılarla tek başına anlamlandıramazsınız. Bu
niceliksel çalışmalarla niteliksel çalışmanın beraber gitmesi gerekir. Şimdi hepiniz tabii şeye yoğunlaştınız, bölüm tercihlerine yoğunlaştınız. Psikoloji mi okusam, sosyoloji mi okusam diyorsunuz, siyaset bilimi mi okusam, sosyoloji mi okusam diyorsunuz. Aslında bu çok zorlu bir süreç, bunun farkındayız. Bunu her yıl biz tekrar tekrar bir grupla yaşıyoruz ve elimizden geldiğince aydınlatmaya çalışıyoruz sizleri. Bu tercihi daha rasyonel, daha sizin için uygun bir şekilde yapabilmeniz için. Şimdi ama ben onun ötesine geçeceğim dediğim gibi ve biraz o kadar da en önemli tercihin psikoloji ile sosyoloji arasında, siyasetle sosyoloji arasında, ekonomi ile sosyoloji arasında yapılan tercih olmadığını söylemek istiyorum öncelikle. Neden? Çünkü üniversiteler meslek edindiğimiz bir alanda sadece bir konuda uzman olduğumuz yerler değildir. Üniversite içinden, isminin içinde de barındırdığı bir gizli kavram vardır. Universe, o da kainat demektir. Üniversiteler insanın kainata açıldığı, evrene açıldığı, farklı bilgilere, farklı perspektiflere, farklı disiplinlere açıldığı yerlerdir. Dolayısıyla burada bir mesleği öğrenmezsiniz ya da bir mesleğin içine gömülmezsiniz. Mesleğin, disiplinin, herhangi bir tekil bir disiplinin içine gömülmezsiniz. Burada aksine bir hayata bakışı, eleştirel yaklaşımı öğrenmeyi öğrenirsiniz. Yaratıcı düşünceyi öğrenirsiniz. Ve bunu da iyi üniversitelerde yapabilirsiniz. İyi bir üniversite sizi eleştirel düşünebilen, öğrenmeyi öğrenmiş, beceri bazınızı yenileyebilir, yenilemeye müsait bireyler olarak yetiştirir. Boğaziçi Üniversitesi 150 yıldır, sevgili arkadaşlar, bunu yapıyor burada. Yani biz 150 yıldır son derece çoğulcu, liberal, özgürlükçü bir ortamda, 150 yılı aşan bir zamandır, yenilikçi, eleştirel düşünülebilen, lider vasıflarına sahip, kendine son derece güvenli öğrenciler yetiştiriyoruz. Ve bunu bizim üniversitemizin her bölümü yapıyor. Onun için öncelikle hangi bölümü seçtiğinizden bağımsız olarak bir üniversite tercihinizi yapmanız gerekiyor. Ha ondan sonra gerçek bir üniversitede bu geniş perspektif alabileceğiniz bir yerde kendinize yer bulduktan sonra düşünebilirsiniz. Neden sosyoloji diyebilirsiniz. Şöyle bir şey söylemek isterim. Sosyoloji bizim kendimizin bireyi alır. Bireyi bir ortama, bir kontekste ve yapıların içine oturtur. Birçok farklı disiplin, mesela siyaset bilimi devletin gözünden bakar, psikoloji bireyin içinden bakar, ekonomi bireyin yine yaptığı diyelim bir takım tercihleri anlamlandırmaya çalışır. Sosyoloji de bireyi şöyle biraz bulandırıp, sen bu kıyafeti niye giydin? Senin tercihin, çok sevdin, kot giymeyi seviyorsun, kareli gömlek giymeyi seviyorsun, ben tercih ettim diyorsun. Ben sana diyorum ki, bak dikkat et, sen bu kıyafeti seçerken senin erkek ya da kadın olman, senin sınıfsallığın, senin etnik grubun, senin içinde bulunduğun diğer, belki lisen, belki arkadaşların, belki hayat görüşün, hepsi o kıyafeti seçmende aslında sana yardım etti, seni yönlendirdi, seni şekillendirdi. Dolayısıyla sen hiç farkına varmadan o kıyafet seçiminde toplumsal cinsiyet kimliğini ortaya koydun. Sen hiç farkına varmadan sınıfsallığını ortaya koydun. Sen hiç farkına varmadan etnik kimliğini, milli kimliğini ortaya koydun. Yine sen hiç düşünmeden bütün bu içinde bulunduğumuz, bizim görünmez olan şu anda ama bizim bütün davranışlarımızı belirleyen, tercihlerimizi şekillendiren, hislerimizi anlamlandıran o yapıları, sınıfsallık, millet, toplumsal cinsiyet gibi yapıları görünür kılmaya çalışır. Bu anlamda o bireyi hafifçe siler üstünü. Yani senin ya ben beğendim de giydim dediğin şeyi
Yavrum sen tamam beğendin, giydin, dolabından onu seçtin ama seçerken bunlar vardı. Sabah ne yediğinden tut, nasıl konuştuğuna kadar hepsinde bu toplumsal yapıların ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışır. Bir bunu yapar, bir de şunu yapar perspektif olarak. Der ki hepimizin bir biyografisi var. Ben şöyle bir insanım, şu zamanda doğdum, annem babam böyle anlatırız. Yaşlandıkça daha da ballandıra anlatırız bu hikayeyi, uzatırız. Ondan sonra benim tercihlerim şu, bunu severim, şunu sevmem, öyle yaparım, böyle düşünürüm falan diye konuşuruz. Ve onların hepsinde kocaman bir benimiz vardır. Benimiz büyüktür. Ve o biyografiyi kendimiz bizimdir diye düşünürüz. Biz deriz ki, tamam o biyografin harika, sen çok güzel yaşamışsın, hayatında dönem dönemeçler olmuş. Ama bak dikkat ettin mi, o dönemeçleri sen dönerken seninle beraber kocaman bir toplum da dönüyor. Sen eğer bugün endişeliysen gelecekteki iş yaşamın konusunda, yalnız ne yapacağım bilmiyorum, işte çok sık iş değiştiriliyor, görüyorum insanlar iş bulamıyor, çok uzun saatler çalışıyor, kaygılıyım. Yeni gençliğimizden bahsediyorum. Bu senin tekil kaygıların değil bu. İçinde bulunduğun tarihsel dönemin kaygıları. İçinde bulunduğun tarihsel dönemin aslında şekilleri. Yani ne yapmaya çalışır sosyoloji? Biyografiyle tarih arasında, dönemin arasındaki ilişkiselliği anlatır. Bu kolay bir iş değildir arkadaşlar. Ve biz bunu hani herkes biliyoruz ya, biz bunları anlıyoruz falan diye böyle herkes bir takım dışarıda en çok konuşulan siyaset bilimcilerin, psikologların ve ekonomistlerin ve sosyologların işi çok zor. Çünkü herkes bu konuları bildiğini düşünür. Ve herkes bu konularda fikir sahibidir. Ama biz bunun o kadar da kolay olmadığı, bu biyografi ile tarih arasındaki ilişkilerin kolay kurulmadığını ve onu kurmak için bayağı bir şey öğrenmeniz gerektiğini, yine aynı şekilde şu anda görünmez olan o yapıların görünür kılınması için bayağı emek sarf etmeniz, bir sürü şey okumanız gerektiğini biliyoruz ve bizim öğrencilerimiz de bunu 4 sene sonunda, 5 sene sonunda en iyi şekilde yapabilir oluyorlar. Dolayısıyla kısaca sosyoloji, tarihle biyografiniz arasındaki ilişkileri kurar. Sizin kendinize ait sorunlar diye düşündüğünüz sorunların aslında kamusal meseleler olduğunu anlatmaya çalışır. Ve dolayısıyla siz o kamusal meselelere, toplumsal eşitsizliklere ve farklılıklara farklı bir pencereden bakar olursunuz sosyoloji bölümünden mezun olunca. İşte bir sürü alana girebiliyorlar. Yani sosyal bilimlerin herhangi bir alanından mezun olup yapılan işlerin hemen hepsini yapabiliyorlar. Bakın bunda da tekrar Boğaziçi'ne dönüyorum. Bunu her sosyoloji bölümü mezunu bunları yapabilir diyemem. Neden? Çünkü yeni ekonominin içinde yer almanız giderek, hele bunu şu anda sizler çok daha o dalganın tam üstündesiniz. Yeni ekonomi, yaratıcı ekonomi kavramıyla adlandırılıyor. Bu creative economy deniyor. Giderek creative economy ekonominin içerisinde önem kazanıyor. Bu ne demek? Artık insanların sıradan pazarlama yöntemleriyle dörde ayrıldı. A grubu, B grubu, C grubu, D grubu. Bunların tüketim pratikleri nedir? Alışveriş pratikleri nedir? Falan. Bunun çok ötesinde bir şekilde anlaşılmaya başlanıyor. Görüldü ki artık bunlarla anlaşılmıyor. Dolayısıyla insan kaynaklarında ve yeni reklamcılık ve pazarlamada sosyologlara ve antropolojinin bilgisine başvuruluyor. Onun için sizler bu yeni işte mezunlarımız ve bu dönemde yetiştirdiğimiz öğrenciler yeni ekonominin içinde çok daha aranılır elemanlar olacaklar. Bunu sosyolog olarak kahinlik yapıyorum. Yani bilgili bir kahinlik yapıyorum. Educated guess diyoruz biz bunlara. Prediction yapıyorum. Yeni ekonominin bize çok daha ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Şirketlerin bizi bile eskiden hiç ben hayatta yani bir şirket arayıp da bize şu analizi yapar mısınız, çalışır mısınız dediğinizi duymamıştık. Şimdi giderek mesela şirketler geliyorlar. Ya şunu konuşabilir miyiz, biraz danışmanlık alabilir miyiz falan diye bize yaklaştıklarını görüyoruz. Çünkü ekonomi değişiyor ve giderek şimdi size anlattığım bu bilgileri artık A, B, C, D grupların ötesinde bir derinlikle yaklaşmak gerekiyor pazara. Ve o bilgi bizde var. Şimdiye kadar hep eleştirel amaçlarla kullanılıyorduk onu. Ama bir baktık ama aslında bunu eleştirmek yerine isterseniz canınız. Ben şu örneği veririm, severim de o örneğimi gene vereceğim, tutamayacağım kendimi. İster bir ürünü arkadaşlar siz
ürünün üretildiği fabrikanın insan kaynaklarında çalışırsınız. Diyelim ki bu Nike olsun. Ondan sonra isterseniz onun reklamcılık bölümünde çalışabilirsiniz. İsterseniz onun pazarlamasını yaparsınız. Ya da isterseniz Nike'ın ne kadar korkunç üretim koşullarında bilmem ne atıyorum şimdi Nike'ı. Sözüm meclisten dışarı başka X olarak örnek bu VB canlı yayına söylüyorum bunu. Başka bir X firması olsun. Onun dünya koşulları içerisinde çalışma koşulları ne kadar kötü olduğunu yazarsınız, araştırırsınız. Bunu bir gazetede yazarsınız isterseniz. Yani ister eleştirirsiniz, ister üretirsiniz. Siz bunun içinde her cephesinde olabilirsiniz bir sosyolog olarak. Merhaba, benim aklıma takılan bir soru vardı. Özellikle reklamcılık ve medya konusunda biraz daha iş imkanlarını o konuda açabilir misiniz? Mesela diyelim ki sosyolojiden mezun olan bir insan, hani bir reklamcılık okuyana göre sen ne kadar daha önde olabilir, kendi geliştirse de neler yapabilir daha detaylı olarak? Bir kez daha bir şey anlatayım. Yani ben spesifik olarak reklamcılık alanında nasıldır bilememiş. Ama yapısı olarak biliyorum. Şunu biliyorum. Biz geniş bir perspektiften analitik düşünebilen ve dünyada ne olup bittiğini anlayan insanlar yetiştiriyoruz. Reklamcılık da bu çok önemli. Reklam yapmak ne demek? Buradaki hissiyatı daha toplum hissetmeden görüp onu çıkarmak demek. Anlatabiliyor muyum? Şöyle, aklıma başka bir örnek geldi, oradan vereyim. Şu Pokemon Go. Tamam mı? Sardı sarmaladı ortalığı. Millet deli gibi oynuyor. Mesela biz sosyologlar böyle bir... Tabii Pokemon Go'yu biz yaptık demiyorum. Öyle bir şey yapamayız. Ama Pokemon Go gibi bir oyunun tutacağını bana sorsalar ben anlatırdım ya 10 gün önce de. Çünkü neden? Çünkü biliyorum ki şu anda insanlar giderek o dijital ortamın yarattığı konteksizlikten ve o boşluktan huzursuzlar. Ve o bir türlü ekranla senin kurduğun ilişki arasında o boşlukta bir huzursuzluk ve bir yabancılaşma ve şeyleştirme dediğimiz bizim bir süreç yaşanıyor. Şimdi Pokemon Go ne yapıyor? Açıyorsun cep telefonunu, dijital ve kimliksiz bir ortam. Ama o kuş mudur nedir onları buraya getiriyor. Burada olunca konteksti içine çağırdı. Anlatabiliyor muyum? Ha ben bunu sosyolog olarak böyle bir oyunun tutacağını söylerdim. Sen de reklamcı olarak bu süreçleri okuyabildiğin için söyleyebilirdim. Ayrıca Pokemon Go'ya ben bir şey daha eklerdim. Çok yalnızlaştı insanlar. Hepiniz beş koldan, alt kattan, oradan, buradan, buradaki kuşa koşturuyorsunuz. Şimdi bu nedir? Sizin kaybettiğimiz o komüniteyi ve farklı, yani şimdiye kadar sadece ne bileyim kendine benzerlerle sen sosyalleşmişsin, sen de kendine benzerlerle. İkiniz de Pokemon Go'ya koşturuyorsunuz. Çok farklı gruplar. Dolayısıyla bu yeni ayrışmayı birleştiren bir oyun. Bu oyun tutar, bana sorsalardı söylerdim. Sormadılar ama sen reklamcı olursan sana sorarlar. Sen de bunları söyledikçe İyi bir reklamcı olursun. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim verdiğimiz şey tam da bu bakış açısı. Zaten benim bizim sana anlatacağımız sosyolojik süreçler eskiyecek ama sen okumayı öğreneceksin. Hangi dergileri takip edersem ben bu süreçlerin üstünde kalırımı öğreneceksin. Kimleri takip edersem, okursam global gelişmeleri daha yakından hissederimi öğreneceksin. Bir hocam vardı şey derdi, böyle iyi sosyolog atın gelişini Kızılderililer gibi kulağını böyle çime yaslar ve duyar. O Pokemon Go'nun gelişini ben görebilirim, sen de görebilirsin. O zaman iyi bir reklamcı olursun. Çok teşekkür ederim. Belki çok uzattım ama bir ufak bir şey daha sormak istiyorum. Mesela aklınıza isim olarak kalmasa bile Boğaziçi Sosyoloji bitirip o alandan ilerleyen birileri var mı? Ya burada özellikle üniversiteden mezun olan, aklınızda kalan. Reklamcılık mı? Reklam, medya benzeri. Medyada çok var. Ay benim isim konum çok kötü. İsmi gerek yok da hani aklınızda yani var mı böyle kayda değer sayıda? Kayda değer var. Çok isimler var. Ben sana bunu e-mail'la gönderebiliriz. Ben böyle hakikaten bölüm başkanına ben isimlerde çok berbatım çocuklar. Bakmayın böyle kavramları güzel güzel. İsim deyince duruyorum ama bunu sana bunun bilgisini verebiliriz. Teşekkürler ilginiz için. Sağ olun. Var mı başka sorunuz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Mesela araştırma programları, yani yaptığınız araştırmalar dahilinde başka bölümlerle birlikte interdisipliner çalışmalarda bulunuyor musunuz? Ortak çalışmalar yürütüyor musunuz? Tabii ki yürütülebilir, yürütülüyor da. Siyaset bilimi bölümüyle
Sosyal psikoloji alanında eğer o varsa aklınızda, yani bizde psikolojiyle ilgilenen çok hoca yok. Ama psikolojide sosyal psikoloji yapanlar var. Ama elbette farklı üniversitelerden hocalarla da beraber çalışıyoruz. Tabii ki. Disiplinler kapalı değil. Kendi bölümümüzde ihtisası, doktorası ekonomiden olan var, doktorası antropolojiden olanlar var. Lisansları farklı disiplinlerden olanlar var. Ben uluslararası ilişkiler mezunuyum. Yine ekonomi mezunlarımız var. Yani o anlamda zaten hali hazırda çok disiplinli bir yer. Öyle de olması gerekir. O da iyidir. O bizi zaten edgy kılıyor. Yani trendy kılıyor. Zamanın kenarında ve önünde kılıyor. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Var mı zamanım hala? Burada bir soru vardı önceden kalan. Pardon. Buyurun. Merhaba, ben bir şey soracağım size. Ya bu kadar alanında etkin sosyologlar varken, bu kadar işte sosyolojiyi tercih eden öğrenciler varken hala neden annelerimiz ne yapacaksın sosyolojide diyor, bu algı neden değişmiyor? Bunu merak ediyorum. Çünkü annelerimiz haklı olarak, ben de bir anneyim, haklı olarak şöyle düşünüyorlar. Ya en rahat ettiği şekilde en kolay para kazan. Tamam mı? Ve bunun şimdi eskinin kafasıyla, onlar eskiler, bizden eskiler yani hep. Eskiler şöyle bakıyorlar, ben de eskiyim kızıma göre. Muhtemelen onun tercihlerini yaparken, ay onu yapmasaydım falan diyeceğim. Bana göre o anlamlı en kolay para kazandırabilir, en rahat edebileceği, en içinde insanlara rahat anlatabileceği disiplin olmayacak. Annelerimiz diyor ki, yavrum ne güzel böyle ne bileyim doktor olsaydın, mühendis olsaydın, en azından bir hani psikolog olsaydın, bak onu biliyorlar, ne meslek gibi görünen dalları daha çok tercih ediyorlar. Çünkü bizim iyiliğimizi istiyorlar aslında, ama şöyle bir iyiliğimizi istemek, yani sen mesela yorulursun, bir folklor oynuyorsundur, kulüptesindir ve yoruluyorsundur. Annen der ki yavrum boşuna yoruyorsun kendini, dans ediyorsun, ne gerek var? Anlatabiliyor muyum? O da senin iyiliğini isteyerek söyler bunu. Kötü niyetle yapmaz ama aslında senin bir hevesini takip etmeni bir yandan kısıtlıyordur. Senin gördüğün kadar o kenarda ve zamanın önünde görmüyor çünkü. Suçlamayalım annelerimizi, anlatmaya devam edelim. Ben anlatmaya devam ediyorum hala anneme. Ama o, yani şu anlamda sormak istedim. Sadece hani sosyologlar bu alanda bunu değiştirmeye yönelik bir şey yapıyorlar mı? Ya da hani böyle bir istek var mı? Ya da bir şeyleri değiştirmek? Biz her şeyi değiştirmek istiyoruz gerçekten. Bizim amacımız bütün ilişkilerle ilişkileri değiştirip yeniden tanımlamak, toplumsal cinsiyeti eşitsizliklerini ortadan kaldırmak, dar etnik kimliklerin yarattığı eşitsizlikleri ortadan, biz o kadar çok şey değiştirmek istiyoruz. En son herhalde sosyologların algısını değiştirmek olsun. İş oraya geldiğinde iş bitmiş, fiş gitmiştir zaten. Ben anladım. Peki ben sizin sorunuzu tekrarlayacağım. Diyorsunuz ki sizin ne olduğunuzu bilmeden siz geliyorsunuz, burada iyiyiz, harikadız diyorsunuz ama biz bile tam sizin ne olduğunuzu anlamıyoruz diyorsunuz. Siz anlıyorsunuz da işte, yani buradaki grupta işte anlamayan anne babalar var, onlar kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diyorsunuz anladığım kadarıyla. Anne babalar, o zaman size dönelim ve diyelim ki burada sosyologlar tabii biraz daha kendilerini anlatmak için çaba sarf edebilirler. Bunu da olumlu bir eleştiri olarak kabul ediyorum. Ama yine de doğrudan, tekrar edeceğim kendim ama sorun aslında yapısal olarak orada. Doğrudan bir mesleğe evrilmeyen alanlarda, bu mesela felsefe için de geçerli, batı dilleri için de geçerli. Yani oradan çıkınca doğrudan bir şey olmuyorsan, sosyolog mu oldun sen şimdi? Dedikleri bir meslek, bir alansa bu, bu tereddüt, bu sorgulama devam edecektir. Ben istediğim kadar başarılı sosyologlar, iş imkanları falan diye anlatayım, o zaman git işletmeci ol, reklamcı olacaksan diyecektir anne. Daha doğrudan yapanların soracaktır. Anlatabiliyor muyum? Ama sen, ya bakın ben daha geniş bir perspektiften hem analitik düşünmek istiyorum, hem eleştirel olabilmek istiyorum, bunlara başka bir yerden de gidebilirim diye maalesef işin zorluğu size düşecek. Ve bitirdim. Şimdi...